Çok teşekkür ederim. Bülent Bey, çocuğunuz var mı? Var, bir kızım var. Bir kızınız var. Kızınız için de özel bir şey geliyor. Evet. Ona da şu maskotlardan evet, maskotlardan verelim diyoruz. O maskotlar da masaya yapıştırmış haldeyiz. Çok evet. Çok teşekkür ederim. Şu maskotları da kızınıza gönderiyor. Diğer ürünlerin yanı sıra. Ama Bağdat'tan sizi arayacaklar. Evet. Sultan Hanım arıyor ve pazartesi ya da salı günü arayacaklar. Adresinizi alıp ürünü size teslim edecekler. Evet, Avrupa'da 7 gün programına ayrıca Bağdat'a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi yayınlar. Sağ olun efendim. İyi günler diliyoruz. İyi günler efendim. Buyur. Evet. Katmerli şans. Katmerli şans oldu, doğru. Ama sen de bu arada yine evet, tarihli sanatçımsın. Murat'a da bir hediye vereceğiz. Murat'a evet. Da bir şarkı, o da şarkı söyledi, ona da vereceğiz. Evet Ceyhan Bey, şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama sonuna gelirken yine bir tekrarlayalım. Şimdi bu ürünler için özel standlar yaptınız ve doğru. Bu özel standların hepsi UEFA sonuç olarak lisanslı. Evet. Ve siz bu yetkiyi aldınız, distribütörlüğünü aldınız. Şimdi sizden bu ürünleri alıp pazarlayanlar hem milli takıma, yani bunu satın alanlar zaten milli takıma da katkıda bulunmuş olacak. Bunun evet. Bir bölümü federasyona gidiyor. Aynı zamanda tabii o coşkuyu bu ürünlerle paylaşmış olacaklar. Bir yandan da bu ürünleri de vatandaşın ayağına götürecek olan firmalar da size başvuracak ve standları doğru. Alacak. Doğru. Bunun için nelere başvurması gerekiyor? Bir yandan yönetmen arkadaşımızdan da rica ederim. Siz anlatırken kısa bir özetlerseniz ardından da... Ben kısaca bir özetleyeyim. Bu hazırlamış olduğumuz standı Avrupa genelinde bütün Türk iş yerleri, bütün satış noktaları nasıl bir iş yeri olursa olsun hiç önemli değil. Market olabilir, herhangi bir export olabilir, alışveriş merkezi olur. Kahve olabilir, yani hepsi olabilir. Buralara bu standı yerleştirmek mümkün. Stand zaten öyle tasarlanmış ki her istediğiniz yere, marketinizin boş bir yerine koyabilirsiniz. Ürünler çok ilgi görüyor şu anda. Hem bunu marketine koyanlar için de çok karlı bir iş bu. Aynı zamanda her şey hazır olarak palet halinde biz direkt adrese teslim ediyoruz ürünleri. Yani evet. Avrupa'nın neresinde olursa olsun www.turktaraftar.eu sitesinden bize ulaşabilirler. Evet. Ayrıca bu ürünleri pazarlamak için bütün Avrupa genelinde pazarlamacılar da arıyoruz. Hem onlar için de karlı bir iş bu, iyi bir fırsat. Bunların da yine www.turktaraftar.eu adresinden, sitesinden bize ulaşmalarını tavsiye ediyorum. Çok güzel. Peki Ceyhan Bey, tabii bu arada ben izleyicilerimize de tekrar hatırlatmak istiyorum. Sevgili izleyiciler, UEFA lisanslı bu ürünleri biz önümüzdeki haftalarda da sizlere hediye etmeye devam edeceğiz. Ve her hafta bir 10 tarihliye bu ürünler verilecek yine Avrupa'da 7 gün izleyicilerine. Ve o arada hemen dönüyorum. Siz Avusturya'dan geldiniz, evet. Viyana'dan geldiniz ve gerçekten Türkiye ile Avusturya arasında da önemli ticari işleriniz var ve çok genç yaşta iş yaşantısına atıldınız. Süremiz dolmak üzere ama Avrupalı genç Türklere ya da genç olması da şart değil, belli bir yaşta da olabilir, iş yaşantısına atılacak Türklere en önemli tavsiye edeceğiniz 3 ya da 5 nokta nedir? Böyle özet halinde sizden alalım. Evet, özet halinde söylersek en önemlisi yapmayı düşündükleri iş konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmaları çok çok önemli. Başarılı olabilmek için. Eğer böyle bir durum yoksa mümkün olduğu kadar eğitim alıp veya bu konuda tecrübeli insanlarla çalışmalarını ben tavsiye ederim. Mesela biz yaptığımız ticaretin yanı sıra danışmanlık da yapıyoruz. Avusturya'dan evet. Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünen Türk şirketlerine danışmanlık yapıyoruz. Aynı zamanda Avusturya'ya gelmek isteyen Türk şirketlerine de danışmanlık yapıyoruz. Yani bu işleri bilen kişilerle önceden istişare etmeleri, önceden bir iş planı hazırlamaları, yani profesyonellerle bu işi yapmasını tavsiye ediyorum. Neticede riske girecekler, sermaye koyacaklar ve yaptıkları için uzun vadeli ve başarılı olması için bu çok önemli diyorum. Evet. Ve bu kuralları yerine getirirlerse başarmamaları için de herhangi bir sebep yok diyorsunuz. Buradan Avusturyalı Türklere iletmek istediğiniz bir mesaj var mı özel olarak? Bütün Avrupalılara ilettiniz. Zaten evet. Bütün bu ürünler Avrupa'da dalgalanacak, yer alacak ama
Avusturyalı Türklere özellikle şunu söylemek istiyorum. Avusturya'da biz gerçekten iyi bir Türk toplumu var. Yaklaşık 250 bin insan yaşıyor. Bizler bir dayanışma içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek Türk toplumu olarak önümüz açık ve ben herkesi birliğe, beraberliğe, sevgiye, dayanışmaya davet ediyorum. Çok güzel. Bu güzel duygularınızdan dolayı da teşekkür ediyoruz. Ceyhan Bey, başarılarınızın devamını diliyorum. Avrupa'da 7 günle en doğru adreste bu ürünler taraftarlara gidecek. Ve şimdiden milli takımımıza başarılar derken de milli takımımıza Avrupa'da Türkiye'yi yaşatacak olan tüm seyircilere de şimdiden kucak dolusu sevgiler diyorum. Sevgili izleyiciler, bir programımız daha burada sona eriyor. Önümüzdeki haftadan itibaren, daha doğrusu bu hafta başladık. Önümüzdeki haftalarda da sakın bizden ayrılmayın. Bu arada genç taraftarlar da ayrılmasınlar. Çünkü bu Euro 2008 Avrupa Şampiyonası ile ilgili ürünleri sizlere vermeye devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Tuğba'cığım çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ama ben seni güzel sesinle izleyicilerimize baş başa bırakmak çok istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın efendim. Önümüzdeki ben hafta görüşmek üzere. Bizi izleyen herkese saygılar sunuyorum. Teşekkürler ediyorum. Yeter artık, şimdi ben de...